Merhaba, Emel Hobi ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda yetişkin bayan yelekleri için ajurlu bir desen çalışacağız arkadaşlar. Aynı zamanda örgülerimizin kenarları nasıl bu şekilde düzgün düşüyor onu da bu örgüde göstereceğim. Toplamda 46 tane ilmek attım ve 1, 2, 3, 4, 5 sıra bağlama lastiği çalıştıktan sonra şimdi arkadaşlar desenimizi yerleştirmeye başlayacağız. Burada 12 tane ilmeğimi ben kenar patı yani yeleğimizin kenarı için bırakacağım. Geri kalan ilmekleri de desenimizi yerleştireceğiz. Örgümüz önden düz, arkadan ters. Bazı kestiğimiz ilmeklerde, çünkü aralarda kesme yapacağız, onları ters öreceğiz arkadaşlar. Dikkatli izleyiniz. Anlatıma geçmeden önce de kanalıma abone olursanız, yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi buradaki 12 ilmeği biz yukarı doğru hep bağlama lastik olarak gideceğiz arkadaşlar. Şimdi şuradan evvela bu kenar, örgümüzün kenarı nasıl bu şekilde düzgün düşüyor onu anlatayım. Ben örgümü, şu ilmeklerimi geri alayım. Arka taraftan ördükten sonra şöyle son 2 ilmek kalınca ipimi kendimden tarafı çekip bu ilmekleri örmeden şişime geri takıyorum. Ve örgümü döndürdükten sonra bu 2 ilmeği örerek başlıyorum. Şimdi bağlamalı lastik çalışacağız. Hemen buradaki 12 tane ilmeğe. Şimdi ilk ilmeği örüyorum. İkinci ilmeğim düz. Ters. Ve düz olarak ördükten sonra arkadaşlar bir ters, bir düz daha örüyorum. Bağlama lastiği buraya koyacağız. Çünkü burada ve burada çalışmışım, tam buraya koyacağım. Hemen 3 tane düz, ters, düz ilmeğimi tekrar şişime alıp bu şekilde doluyorum. Ve geri örmeden şişime topluyorum. 6 oldu. 7, 8, 9 ve 10. Tekrar bu 3 ilmeğimi düz, ters, düz son ördüm. 3 ilmeği şişime geri aldım. Doladım. Ve ilmeklerimi geri şişeye topluyorum. 12 ilmek üzerine öreceğimizi söylemiştik. Bu ters ve düzü de ördükten sonra artık 12 ilmeğimi kenar patı için bağlama lastik örerek ayırdım. Şimdi geriye kalan buradaki ilmeklerimi desenimizi yerleştireceğiz. İki desen koyacağız arkadaşlar. Başlayalım. Birinci sıramız 1, 2, 3 tane düz örgümü ördüm. Yani düz ilmek. İpimi kendimden tarafı çekip buradaki 2 ilmeği tersten kesiyorum. Evet. 1, 2, düz örgü ördüm. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5 ördüm. Düz örgü. Bir doladım. 2 tane tekrar düz örgü ördüm. 2 tane yine sıradaki ilmeği bu şekilde, bakın ipi kendimden tarafa alarak tersten kesiyorum. Evet. Tekrar 1, 2, 3 tane ilmeğimi ördüm. Bir tane tersten kesiyorum. 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ilmek ördüm. Bir doladım. 2 tane düz ilmek ördüm arkadaşlar. Ve sıradaki 2 ilmeğimi yine tersten girerek kesiyorum. Ve kalan ilmeklerimi düz ve son ilmeğimi ters örerek bitiriyorum. Burası bizim dikişe giden kısmı. Örgümün arka tarafında bütün ilmeklerim, desen yerleştirdim, ilmeklerim ters. Lastik kısmını bir düz bir ters çalışıyoruz. Şimdi bütün ilmeklerimi son 12 ilmek kalana kadar ters örüyorum. Kenar patı için son 12 ilmekteyim. Şimdi düz ters düz şeklinde örgümü
Öreceğim son 2 ilmek hariç. Son 2 ilmeğim kaldı. İpimi kendimden tarafı çekip son 2 ilmeği örmeden ilmekleri şişime geri alıyorum arkadaşlar. Birinci sıramız bu şekildeydi. İkinci sıraya çıkalım. Evet arkadaşlar, şimdi ilk 2 ilmeğimi örerek başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4 ilmeğimi ördükten sonra hemen buraya bir bağlama lastiği koyacağım. Biliyorsunuz bağlamalı lastiği ön tarafta yapıyoruz sadece. Bununla ilgili detaylı videom da kanalımda mevcut. Lastiğimizi örelim. Sayalım, yine hata yapmayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet, son kez burada bağlamam lastiği yapıp tekrar desenimize başlayacağız arkadaşlar. Ben bundan sonraki, yani 3. sıradan itibaren her zaman için burayı örüp size sadece deseni anlatacağım. Şimdi 2. sıramızda 2 tane düz ilmeğimi ördüm. 1 tane tersten girerek ilmek kesiyorum. Yani sıradaki 2 ilmeği tersten kesiyorum. 2 düz ilmek ördüm. 1 doladım. 1 ördüm. 1 doladım. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. Ve 2 tane tekrar tersten girerek ilmeklerimi kestim. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi ördüm. Tekrar 1, 2 ördüm. Tersten girerek sıradaki 2 ilmeğimi kestim. 2 tane ilmek ördüm. 1 doladım. 1 ördüm. 1 doladım. 1 ördüm. Tekrar 1 doladım. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. Tersten girerek 2 ilmeğimi kestim ve kalan ilmeklerimi örüyorum. Düz örüyorum. Son ilmeğim ters. Örgümün arka tarafında lastiğe kadar bütün ilmeklerim ters ve kalan 12 tane ilmeğimle bir düz bir ters örerek sıranın sonunu tamamlayalım arkadaşlar. Unutmayalım, sondaki 2 tane ilmeği örmeden şişimize geri takıyoruz. Bunları bir üst sırada öreceğiz. Bir üst sıraya çıkalım. 3. sıraya başlıyoruz arkadaşlar. 12 ilmek kenar fatımı ördükten sonra hemen desenimize 3. sıradan devam ediyoruz. Şimdi bir düz ilmek ördüm. İpi kendimden tarafı çekip hemen sıradaki 2 ilmeği tersten kestim. 2 tane düz ilmek örüyorum. 1 doladım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. 1 doladım. 2 ilmek ördüm. Yine tersten girip kesiyoruz sıradaki 2 ilmeğimi. 1, 2, 3, 4 tane düz ilmeğimi örüyorum. İkinci desenimize başlıyoruz. 1 tane ördüm. Sıradaki 2 ilmeği ters kestim. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. 1 doladım. 1, 2, 3 tane ilmeğimi ördüm. 1 doladım. 2 tane ördüm. Sıradaki 2 ilmeği tersten kestim. Ve kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Son ilmeğim ters. Örgümün arka tarafından lastiğe kadar ters örüyoruz. Lastiği ördükten sonra son 2 ilmeği örmeden şişimizi almayı unutmuyoruz. Evet arkadaşlar, 4. sıraya başlayalım. Lastiğimizi ördük ve hemen desenimizi yerleştirmeye 4. sırada devam edelim. Şimdi hemen ilk 2 ilmeği ipi kendime çektim ve kestim.
tane düz ilmek ördüm. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Bir doladım. 2 tane ördüm. Hemen sıradaki 2 ilmeği tersten bu şekilde kesiyorum. Ve 1, 2, 3 tane ilmeğimi düz örüyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci desenimizi tekrar yapalım. Hemen kesiyorum 2 ilmeğimi. İki tane düz ilmeğimi örüyorum. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi ördüm. Bir doladım. 1, 2 ilmeğimi ördüm. Ve sıradaki 2 ilmeğimi kesiyorum. Kalan ilmeklerimi düz örüp bu sırayı da bitiriyorum. Son ilmek ters. Şimdi örgümüzün arka tarafından yine lastiğe kadar ilmeklerimiz ters. Lastiğimizi bir düz bir ters örüp son 2 ilmeği yine örmeden şimdi takıp bir üst düzeye çıkalım arkadaşlar. 5. sıramıza başlıyoruz arkadaşlar. 12 tane ilmeğimi lastik olarak ördüm. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi tersten kesiyorum. 1, 2 düz ilmek ördüm. 1 doladım, 1 ördüm, 1 doladım. 1, 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Ve sıradaki 2 ilmeğimi tersten kesiyorum. 1, 2. İkinci desenimize tekrar başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği ters kestim. 1, 2 düz ilmek ördüm. 1 doladım. 1 ördüm. 1 doladım. 2 tane ilmeğimi ördüm. Ve sıradaki 2 ilmeği kesiyorum. Ve kalan ilmeklerimi düz örüyorum arkadaşlar. Son ilmeğim ters. 5. sıramızda desenimizi çalıştık. Örgümüzün arka tarafından lastiğe kadar ilmekleri ters örüyoruz. Kalan lastiğimizi örüp bir üst sıraya çıkıyoruz arkadaşlar. 6. sıramıza başlıyoruz arkadaşlar. Lastiğimizi ördükten sonra 1, 2, 3, 4 tane düz ilmeğimi ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi tersten kesiyorum. 1, 2 düz ilmek örüyorum. 1 doladım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 1 doladım. 1, 2 tane düz ilmeğimi ördüm. Ve yine bakın zaten kesmeler yukarı doğru gidiyor. Hemen tersten ilmeğimi kestim. 1 tane düz örgümü ördüm. İkinci dilimimizi çalışalım. 1, 2, 3, 4 tane düz örgümü ördüm. İpi kendime çektim ve kestim. Sıradaki 2 ilmeğimi tersten. 1, 2 düz ilmeğimi ördüm. 1 doladım. 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. 1 doladım. 1, 2 düz ilmeğimi ördüm. Ve sıradaki 2 ilmeğimi kestim. Ve kalan ilmeklerimi örüyorum arkadaşlar. Son ilmeğim ters. Evet, bu sırada bitti arkadaşlar. Şimdi yine örgümüzün arka tarafından lastiğe kadar ters ilmeklerimizi örelim. Lastiği örelim, bir üst sıraya çıkalım. Evet arkadaşlar, örgümüz bu şekilde bitti. Bakın, bahar dalı desenimiz de bu şekilde çıkmış oldu. 6 sırada bir desen bitiyor ve tekrar ilk başladığımız birinci sıradan, yani 3 ör 1 kesle tekrar buradan başlıyoruz. Yine 6 sırada bir dilim örüp her 6 sırada bir desen ortaya çıkarıyoruz arkadaşlar. Anlatım bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.